Bir zamanlar en büyük hayaldi şehirde yaşamak. Peki bu hayal hayatımıza ne getirdi? Trafik, kalabalık, yalnızlık, stres, sıradan ilişkiler, tatsız yiyecekler. Tam şu an şehirden kaçıp gitmeye karar versem, acaba gerçekten yapabilir miyim? Oh, ha? Sabun olduğunu bilmesem yerim ha. Hayal ettiğim hayat ne kadar kolay. Ya da bize gösterildiği kadar masalsı mı? Sığar mı diyorsun buraya? Tamamdır. Hadi bakalım yavaş yavaş. Bir gün ailemi şehirden uzakta bir hayat kurmaya ikna etmem gerekiyorsa... Yukarıya yamultursam bunda. Tamamdır. Öğrenmem gereken çok şey var. Şurada. Tamam. Ha, al onu. Ben Kıvanç Kasabalı, şehirden uzakta, sınıra çok yakında Kilis Başmağara köyündeyim. Vallahi bir kümesin bu kadar zaman alacağını düşünmezdim ha. Bulutların dans ettiği gökyüzünün altındayım. Olduğum yerden ötede bir yol yok. Yolun bittiği yerde zeytin ağaçları ve rengarenk tarlalarla çevrili bir sınır köyündeyim. Kilis Başmağara köyünde yapmam gereken çok fazla iş var. Kilis'in Başmağara köyündeyim. Burada yine beni çok önemli bir görev bekliyor. Tavukların macerasına dalacağız. Hazır mıyız kızlar? Abi şimdi tavukların yanına gideceğiz. Aha. Tavuk çadırımıza. Sabah bizi bir karşılayacaklar. Önce ufak tefek böyle hepsini bir yemleyeceğiz. Sen mesela peki sabah akşam mı yapıyorsun bu işi? Bu arkadaşlarımkini sabah akşam atıyorum. Geri kalan zamanda kendileri gezip otluyorlar. Hatta şimdi bir yem getireyim. Ha, getir bakalım onu. Biraz verelim. Bunların bazıları serbest geziyor. Abi, bu iki tanenin gezmesi... ne suçu var ama sen bunları kapamışsın. Bu arkadaş biraz kavgacı. Hangisi? Kavgacı, beyaz mı? Beyaz olan horoz. Diğeri de onun eşi. Onlar biraz kavgacı bir çiftler. Şöyle ortalık yaratalım mı? Gelir mi? Gelirler mi? Türkiye'nin güneydoğusunda yolun bittiği yer burası. Kilis Başmağara köyündeyim. Bu köy Suriye sınırına çok yakın ve çok eski bir yerleşim. Köyde tam 6 hane var. Peki tavuklar var dedin bu kadar mı? Yok abi bunlar sadece görsel. Esas tavuklarımız çadırda, bunlar yumurta ırkı değil, köy tavuğu. Öyle hepsinin bir huyunu seviyorumdur, bir şeklini seviyorumdur. Burada yaşayanlardan biri de üniversiteyi bitirdikten sonra şehri değil köyü tercih eden, tavuk çiftliği kuran Ümit. Abi şimdi şeye geçelim çadıra yavaş yavaş. Ha, oraya mı? Tavuklara gidelim. Kafesin üstüne bırakabilirsin abi. Oraya çıkıp yemezler. Ha, esas. Esas izdiham esas orada. Esas grup burada. Evet. Abi şimdi içeriye rahat rahat giremeyeceğiz kapıyı açınca. Böyle yüzlerce tavuk karşılayacak kapının girişinde. Şöyle açalım. Vay. Kızlar. Bu yumurtayı alırsan bir şey yapmaz değil mi? Yok bir şey yapmazlar. Bak sıcacık ha. Daha yeni yumurtladı. Bu yumurta çok sıcak. Şimdi su tamam mı? Suya baktın mı? Suyu tamamlayacağım. Tamam bir, yemler. Bir çıksınlar dolansınlar. Yemleri tamamlayacağız. En önce şeyi yapacağız abi. Suyu halledip. Tamam su koyalım. Dışarıda benim bu inşaattan artan biraz inşaat kumum var. Aha. Ondan bir kum havuzu yapacağız tavuklara. Aha, tamam. Şimdi çıkalım. Ona bir başlayalım. Burayı açık bırakıyoruz böyle değil mi? Onlar artık serbest. Hem burası bir havalansın. Tamam. Abi şimdi... Kum havuzu yapacağız. Evet, artmış inşaat kumumuz var. Hı hı. Bunu değerlendirmemiz lazım. Hem de tavukların aslında ihtiyaç duyduğu bir şey. Sırf kum art diye yapmıyoruz. Artmasaydı da dışarıdan getirmem gerekirdi. Tavukları sadece yem vermek vesaire yeterli olmuyor. Bu hayvanlar yumurta yapabilmek için kalsiyum ihtiyaçları var. Yumurta kabuğu yoğun miktarda kalsiyum içeriyor. Bunu bir de her gün yumurta verdiklerini düşün. Bu çok büyük bir miktar. Aslında tavuklar muazzam çalışıyorlar. Peki bu, sen kalsiyumu nasıl veriyorsun onlara? Böyle abi. Bu kireçli kum. Ha bunu yiyorlar içeriyor, mı? Yiyorlar. Ha. Onun dışında sadece o da değil. Bu kum eşelendikleri zaman kireç içerdiği için dış parazitlerini öldürüyor.
Ve aynı zamanda benim gözlem yapmam için de bana şans verecek. Ben mesela yukarıya sandalyemi atıp izliyorum bunları. Her şey iş bittikten sonra. Burada çok fazla hayvan eşeleniyorsa bir sıkıntı vardır. Yani... Burada o zaman şöyle mi? Havuzu yaptıktan sonra burada bir sirkülasyon olması lazım. Sürekli burada kalmayacaklar, değil mi? Kalmayacaklar. Gelecek, gidecek, takılacak, içeri girecek, çıkacak. O zaman normal mesela, yani. Zaten çadır içinde de burada da hayvanların hepsi tek bir yöne yöneliyorsa bir problem vardır. Eşit dağılmıyorlarsa. Burada dağınıklar şu an. Bayağı dağıldılar zaten. Açtıktan sonra baksana herkes bir yere gitti ya. Orada, burada. Arka tarafta incirlik var. Orayı yarın orada çalışacağız. Kümes yapacağız beraber. Orayı da göreceksin. Oraya da gidiyorlar. Bayağı açılıyorlar yani. Sen de tek başına bu işlerle nasıl başa çıkacaksın? Tek başıma değilim ya. 4 tane yardımcım var burada. Köpeklerim var. Onlar da mı yardım ediyor? Tabii canım. Onlar böyle en ufak bir endişeli ses duysunlar tavuklardan. Hemen koşarlar. Gidiyorlar oraya. Giderler. Ümit hayatla ilgili kavgasını çözmüş gibi. Onu dinlerken kitap okuyor gibi hissediyor insan. Ne okudun sen? Zihin engeller öğretmenliği. Bak çok enteresan. Kendi mesleğini yapmayı düşünmedin mi? Önce düşünüyordum ilk gittiğimde. Ve aslında benim köye yerleşme düşüncem temelde şeyle başladı. Mesela üniversitedeyken belli başlı işlerde çalışıyorduk. İşte öğrencilerin yaptığı garsonluk vesaire. Oradayken mesela bir şey alıyordum kendime. Atıyorum 100 liralık bir ayakkabı aldım. Düşünüyordum işte ben bu ayakkabıyı almak için kaç saat çalıştım. Diyelim 8 saat çalıştım o ayakkabıyı almak için. Diyordum ki ben ömrümün son gününde olsam yani ölmek üzere ve bunun farkındayım. Bana biri gelip dese ki atıyorum ömrüne 8 saat daha ekleyeceğiz. Ne yapardın bunun için ne verirdin? Belki birisi daha yolda gelip görecek beni ölmeden işte çocuğum vesairem falan. Belki o 8 saat için o ayakkabının değerinden çok daha büyük şeylerden vazgeçebilirsin. İşte hayatın değerini de o zaman anlıyorsun. Evet, ya hayatımızı öyle küçük küçük harcıyoruz. Birisi mesela yanında biri olsa ve kaydını tutsa ömrünün kaç yılı ATM sırasında geçmiş, kaç yılı otobüste toplu taşımada geçmiş, kaç yılı markette sıra beklerken geçmiş. O şok etkisini orada yaşarız. İnsan küçük küçük harcarken fark etmiyor. Sanırım son taşlardayız. Aynen bitiyor. Bakalım şekline. Biraz daha mı daire yapsak abi? Daha mı büyütelim? Yok da şey, böyle yamuk olmasın biraz da görselliği olsun ya. Tamam ne yapalım düzeltelim biraz. Şöyle şurayı biraz daha dairesel açalım yapalım. Tamamdır. Ben bir kürek getireyim. Tamam. Abi şöyle bel gibi basa basa. Üstünden yaparsan daha rahat olur. Şey mi? Şöyle ayağınla şey yapabilirsin, parçalayabilirsin. Kum dışarıda olduğu için ara ara yağmurlardan nemleniyor, sertleşmiş. Şeyi soracağım sana, buraya niye baş mağara köyü demişler? Burada bazı evlerin altında mağara var. Bir tanesi de bizde var. Birazdan gireriz beraber. Buranın altında. Yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar. Yavaş yavaş misafirler geldi o şeyden. Şimdi toprağı yumuşattın ya sen. Şimdi eşelemesi daha kolay. İyi hadi o zaman. Onlara bırakalım burayı. Evet, havuzumuz hazır. Kasabalı Wellness Spa Resort. Evet, bekliyoruz efendim. Gelsinler o zaman. Şöyle. Bu köydeki mağaralardan yalnızca bir tanesi. Bunun gibi birkaç tane daha var. Evlerin altında ahır olarak kullanılmış. Yani evleri nasıl bir şeydir ama ya? Bilerek mağaraların üstüne yapmışlar ki altını ahır olarak kullanabilirim diye. Şöyle abi gemi boşaltalım buraya. Şimdi hepsi gelecek. Bunlar burada. Bunlar yüksekte bekliyorlar. Ya hiç sesiniz çıkmıyor. Ama müthiş bir ortam ya böyle bir mağara. Baş Mağara Köyü'nün adını aldığı mağaralardan biri burası. Doğal yeraltı ahırı gerçekten de çok ilginç bir yer. Ümit burada sadece küçük baş hayvan yetiştiriyor. Ama eskiden büyük baş hayvanlar da besliyorlarmış. Ürkütücü tarafı da var. Ama genel olarak doğanın harika bir tasarımı. Abi şimdi sadece yem dökmen yetmez. Onları çağırman lazım. Vallahi nasıl çağırıyorsun? Olacak. Böyle bir brrr diye bir ses çıkaracaksın. Tamam. Brrr. Brrr iyi yaşar. Şimdi burada sıkışa sıkışa yiyecekler. Orası peki mağaranın çıkışı mı oluyor? Orayı samanlık olarak kullanıyorlarmış. Hatta tavanda bir delik var. O dışarıdaki delik bu mu? Evet. O delikten buraya döküyorlarmış samanları içeriye taşımayı kolaylaştırmak için. Bakar mısın? Küçücük delik ne kadar ışık yaratıyor burada ya. Tabii canım. Abi şimdi geçelim tünek yapımına.
Hı hı. Burada fazla vakit kaybetmeyelim. Tamam. Akşam nerede olmadan, yapacağız? Dışarıda yapacağız abi. Akşam olmadan tavukların yataklarını hazır etmemiz lazım ki İşler akşam bitsin. Rahat rahat sığsınlar, yatsınlar. Tamam mısın? Burada korku filmi çekersin. Tüneyi dışarı alacağız değil mi? Tüneklerin hepsini dışarıya alacağız. Hepsini. Onlardaki katları arttıracağız. Şimdi abi bu üstteki tavukları indiriyoruz. Hadi işte, kızlar. Ümit tavukçuluğu iyi biliyor ve iyi araştırıyor. Ama bazı küçük aksaklıklar olabilir. Tüneyi yanlış yapmış. Düzeltmek için ben de ona yardım ettim. Bunları söküp sıklaştıracağız. Biraz birbirine yaklaştıracağız ki yer açılsın bir sonraki sıra. Şimdi araya atarsak çok sık olur. Ya o zaman da üst üste binerler değil mi? Aha, şey var. Bunların doğru, arasındaki çok... mesafe de belli. Aynen. 30 santim olması lazım minimum. Bunu ben alırım. Sen yani. Al ben öbürkünü alıyorum. Tamamdır. Bunun üstünü indirelim. Şundan başlarız. Tamam. Şöyle. Ben şimdi malzemeleri getireyim. Getir bakalım. Ne oldu? Ne gördünüz hani? Ne oldu? Ne gördünüz? Ha? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Sen de gel hadi sen de gel. Sen geri kalma. Gel. Valla abi başlayalım istersen. Hadi başlayalım. Sen köpekleri sevdin ama. Ben seviyorum onları ya. Abi şimdi onlar. Bunlara dediğim gibi ben yetip yetmeyeceğini bilmediğim için hı-hı, birer çivi attım ki rahat sökülsün. Tamam. Nerede? Şuraya vurarak burayı yüksekte tutuyoruz. Buraya. O zaman hepsini zaman silme baştan yapacağız değil mi? Bunu sökeriz. Bunu yukarıya yaklaştırırız. Bunu da biraz daha yaklaştırırız. Çok yakın atarız. Olmaz mı ama? Sığar mı diyorsun buraya? Sığar. Bir de tamam. Buradaki aralık şeyi sağlıyor. Biz bunu eğimli koyuyoruz gördüğün içeride. Tamam. Şöyle kat kat. Tribün aha, gibi oluyor aslında. Hayvanlar uyurken birbirlerinin üstüne pislemesinler diye. Arada o boşluğu aa, bir doğru korumaya var, çalışacağız. Doğru. Tabii. Tamam. O zaman sökeyim. Şöyle başlayalım abi. Şöyle basmadan şimdi abi biraz kaldıracaksın. Ha. Tamamdır. Tamamdır. Ha, tamam. Bir önceki deliğin yaklaşık ha, 10 santim yukarısına. Tamam. Sen orada okeysen ben çakıyorum. Burası okey. Tamamdır. Hem daha önce kullandığım malzemeyi atmış olmadım böylece. İşimiz görülmüş oldu. Aralık tamam değil mi? Tamamdır. Çakıyorum. Evet. Ne oldu yine? Ne gördü bunlar ya? Bakar mısın? Muhtemelen diğer köpekleri görüyorlar. Şöyle şurası gidiyor. Ben böyle işler yaparken sürekli ellerimi yaralarım. Her gün mutlak elimde bir yara olur yani. Şimdi bir sürü daha getirelim. Bak yağmur başladı ha ufak ufak. Abi yağmur artmadan halledelim şu işi. Aynen. Şuraya mı dayıyoruz? Evet. Ne ağacı peki bu? Bu kavak ağacı. Bunu tercih etmemizin sebebi hani kavak olması, çam olmasından ziyade şekli. Mesela elimizi böyle serbest bıraktığımızda gördüğün gibi oval bir hal alıyor. Hı hı. Tavuklar da uyurken, tavukların ayakları da aynı bu sistem. Minimum kas gücü harcayarak rahat rahat bunun üzerinde uyumaları lazım. Tam yani o ovalliğin arasını dolduracağız biz burada. Ya öyle bütün akşam kendini tutuyor burada. Tabii. Bir tane buraya, bir tane buraya. Arkadaşlar sıfır tünek geldi. Bu arada bir yumurta daha olmuş Kıvanç abi. İlk yumurtalar ufak olur ya, zamanla büyür. Başka yumurta var mıdır acaba? Vallahi girip çıktıkça denk geliriz. Bakarız. Tek çivi yeter. Yeter. Değil mi? Güzel. Şimdi bunu sökelim. Hadi gel. Denk gelmedi ya. Bunu yana alalım biraz. Tamam. Yok iyi böyle iyi. Tamamdır. Sorun ters olmasındaymış. Aha. Tavuk yetiştiriciliği göründüğünden de zor ve maliyetli bir iş. Barınmaları, parazitlerden kurtulmaları ve korunmaları için sürekli onları izlemeniz gerekiyor. Ümit'in bu işi severek yaptığı çok belli. Çok titiz çalışıyor. Abi şimdi gideceksiniz. Önce bir sürüm yaparsınız büyük ihtimalle. Budam işi var biraz. Zeytinyağıyla sabun yapacağız bayağı daha. Bayağı iş var. Tavukların macera dolu dünyasından biraz uzaklaşıp zeytin ağaçlarıyla çevrelenmiş bu köyde beni bekleyen tertemiz bir göreve hazırlanıyorum. Evimde her daim bulunan zeytinyağlı sabunun nasıl yapıldığını öğreneceğim. Tatlı sert öğretmenim kazanı hazırlamış bile.
Evet, zeytinyağlı sabun kraliçesi Ayşe ablayla beraberiz. Ayşe abla, kum havuzunu yaptım, direkt yanına geldim. Ne yapacağız şimdi? Zeytin aktaracağız. 5 litre zeytinyağımızı koyuyoruz. Bu nedir bizden peki? Bizden aktarmayacaksın. Yavaş yavaş. Hangisini? Bunu mu? Evet. Bu ne suyu peki? Sabun suyu. Ha, sabunlu su. Gostük suyu dedik biz esas. Gostük suyu. Evet. Gostük suyumuzu yavaş yavaş... Yavaş yavaş. ...döküyoruz. Evet. Evet Ayşe teyze. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bayağı pekmez gibi bir şey oldu. Bayağı katılaştı bu. Sabundan dolayı evet. Mı böyle oluyor? He. O zeytin, o sabun suyu kestiriyor. Onun acı onun dibine biraz su koysun lan. Ha, bunun dibine mi? Evet, daha da dibinde gostük var. Sen öyle senin kızlı kızı çevir. Ver sen bana. İyi çevir seni. Biraz daha su koymamız gerekecek. He, o da gostik var onda. Dur ben böyle çevireyim. Öyle de ver. Böyle olmaz mı sola doğru? Sola, ha şöyle. Ya abi, tamam da niye sağa doğru, sola doğru olsun? Ben sağa şey diyorum. Sen sağa, ben sol. Bağlı. Yok ben sol. Evet. Solak olduğum için. Çevir bak, bu bayağı katılaştı şimdi. Evet, bu biraz daha yenişi olursa daha iyi olur yani. %100 doğal zeytinyağlı sabun değil mi? Abi. İyi çevirmiyorum ya. Şeyler. Şeyler diyorsun ama sen bak şimdi büyüttün daireyi. Küçük gösterdin ilk başta. Ha. Ver bakayım. Ha. Ha. Şimdi. Ha. Al su. Su nerede kaldı? Su nerede kaldı? Ya ne yaptın? Full doldurdu. Sen niye ha? Full doldurdun? Niye onun full cebinde su vardı. Dök onu. Döktü. Ne yarısını suyu döküyorum. Suyu dök birazını. Dök içini dök. Yeter. Dibinde yoksa koşuyu var. Ben mi dökeyim? Daha ben mi karıştırayım? Hangisini yapayım? Dibinde erimemiş bunun şey. Sabun var değil mi daha? Evet ya. Sabun var. Hayda niye öyle dur? Kostikçe erimemiş dibinde kalmış. Hayda. Ekip acemi tabii. Kaçmamışlar şeyi. Ayşe ablamı kızdırıyorlar. Şey. Ama eritmeden konmaz ki ablacığım. Ya, eritmemişler. Baksana dibine donmuş kalmış. Oo, bu kalıp gibi olmuş. Sen edeceğim. Çevir hele çevir de aktarır. Ha çevir hele şimdi. Aa, sen tut öyle. Biraz şöyle kazısak olmaz mı? Daha iyi oldu bak. Sen sıkı tut. Tamam. Çevir şimdi. Evet ha. İşte böyle. Nasıl? Ne? Bak doğal sabun diye bir marka yaratalım mı sen de? Evet. Ha? Aynı. Seri üretim yapabilir miyiz? Yaparız. Bak çok talep olur ama. Olsun ben yaparak. Sana söyleyeyim. Yaparız. Tamam. Pişirirsin ama onu İstanbul'a kargolaman lazım bir de. Var bunlar. Onda şey de. Tamam. Paketleriz yollarsın. Tamam. Ne? Sana mercimek çorbaya döndü şimdi de. Yeter karıştırma. Tamam hele dursun. Hele dinlensin bakak. Evet zeytinyağımızı koyduk. İçine de sabunlu su ilave ettik. Su biraz az geldi tabii. İki kova daha su koyduk değil mi? Neredeyse. Hemen. Ondan sonra güzelce karıştırıyoruz. Sonrasında ateşi yakacağız. Ateşte bir kaynatma işlemimiz var. Evet. Değil mi? Ondan sonra yavaş yavaş oluşuyor. Evet. Oldu herhalde bu. Ben ateşi yakabilirim. Evet. Değil mi? Yakabilin. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Ateşimiz güzel yandı, tamam. Peki yanarken karıştırmamız gerekiyor mu? Evet ya, karıştıracağım. Yavaş yavaş. Karıştıracağım. Bu işin zaten zahmetli tarafı bence karıştırma işi. Ayşe abla bu köpürmeye başladı, ne oldu buna? Sabunun olmadı, kostüyü fazla oldu. Su bırakmamız gerek. Ha, kostüyü fazla mı koyduk? Evet. O zaman su ilave fazla edeceğim. Su ilave edeceğim buna bir. Hayda. Bütün o köpük gitti. Evet. Ne oldu? Başa döndük. He ya. Dökmeseydin tam oluyordu belki de. Dökmesi olmayıcı. Olmayıcı. Evet. Boşa karıştırmadım yani ben değil mi? Yok. Boşa karışılır mı? Ha. Evet Ayşe abla. Şimdi yavaş yavaş sonuna geldik. Düzeltsek. Şöyle bak, altına aynen. Taş koy. Aynen. O delikten süzülecek mi? Aksak suyun tamam. Evet ben şöyle alacağım. Sırayla o zaman değil mi? Ben de böyle alacağım. Ha? Evet. Kovanç abla bu bildiğin köftür ya. Vallahi köftür. Sabun olduğunu bilmesem yerim ha. Köpük bitince alttaki su bir işe yarıyor mu?
çamaşır yıkamaya, ele şey etmeye koyuyorlar. Boşa gitmiyor o da yani. Yo, çamaşır onu, yıkamaya yarıyor. Evet, onu heder etmezler. Bekleteceğiz mi peki onu? He ya, bu soğuyucu. Tomucu. Ne kadar beklemesi gerekir? Bana bu ta saat 10-11 içi anca soğursa. 10-11 saat? He. Vay be. Bu biraz az geç soğur bu. Vallahi elime sağlık. Pişirdiğim ama tadına bakmadığım ilk şey herhalde zeytinyağlı sabun olacak. Kabardım. Lezzeti kokuyor değil mi? Mis gibi. Yağlıoğlu hamamı gibi burası ya. Bakar mısın? Mis gibi kokuyor. Her ne kadar tadına bakamasam da sabundan gelen temizlik kokusu her tarafa yayıldı. Bu koku insanı çocukluğuna alıp götürüyor sanki. Şehirden çok uzakta kurulan yaşamlarda sadece kendi gıdanızı değil, temizlik ürünlerinizi de üretebiliyor olmanız çok büyük bir şans. Canım Ayşe abla, ayağına taş, eline toz değmesin. Bunlar şu kardeş abi. Hangisi kardeş? Abi. Allah Allah, hiç benzemiyorlar ya. Anadolu'nun güneydoğusu zeytinin ana vatanı. Bin yıllardır tarım yapılan bu topraklarda zeytin çok ama çok kıymetli. Şu an sadece 6 ailenin yaşadığı Başmağara köyünün doğası insana dinginlik katıyor. Yüzyıllardır burada olan zeytin ağaçları bütün bir dağa kaplamış. İnsanlıktan önce burayı sahiplenmişler gibi heybetli duruyorlar. Şimdi Ümit'in dayısı Şahin'le birlikte zeytin ağaçlarının toprağını sürmeye gidiyoruz. Nerede kalayım ben? Burada durayım hadi. Tamam. Abi burası... Şimdi demin de bahsettiğim gibi Amanoslar'la aynı seviyedeyiz. Vallahi. Karşıda gördüğümüz dağlar Amanoslar. Ben hiç böyle bir yer beklemiyordum ha. Yani yerimiz çok manzaralı havalı. Hayır, bir de bu kadar zeytin ağacının burada olması beni şok etti vallahi şu an. Türkiye'nin güneydoğu bölgesi, bir de Kilis ili zeytinin aslında ana vatanı. Bunu biz nereden biliyoruz? Geçen bir yapılan kazı çalışmasında yaklaşık bir 4000 yaşında zeytin tohumu buldular. Ki zaten ağaçlarımızdan da belli, gördüğünüz gibi kalınlıklarından. Yani bizim bayağı eski ağaç değil mi aynen, bunlar? Aynen eski. Bir de bunlar bizim Kilis yerli ağaçlarımız. Yağ oranı hem kalitesi yüksek hem yağ verimi yüksek. Güzel yani, biz çok memnunuz hem cinsimizden hem yağ oranımızdan. İyi o zaman bence başlayalım mı? Şimdi nevalelerimizi de getirdik Kıvanç abi. Onları indirelim mi peki? Yani bedava çalışamayız. Aynen, onları indirelim. Çayımız varsa daha ne isteriz zaten. Çay yapacağız iş bittikten sonra. Tamam. Önden olmaz, önce biraz hak edelim. Versen bana. Sen tabii tarlayı sürerken çayını demliyorsun değil mi? Aynen burada? Bizimki beden yorgunluğu olduğu için çay illaki olmak zorunda. Ara vermeden olmuyor tabii değil mi? Böyle ara ara dinlenmen gerekiyor. Yok, öyle hem kendimiz dinleniyoruz. Sen geç istersen abi traktöre. Diğer başa gidip sen oradan geliyor başlayalım. Musun yoksa oradan mı bekleyeceksin? Geliyor yok, musun? Ben de geliyorum seninle beraber. Tamam. Hadi bakalım. Ha, geri gideceğim. Yok dön şurada abi, geri gidelim. Sen tek başına mı çalışıyorsun peki? Aynen. Aileden kimse yardıma gelmiyor mu ya? Aile nasıl geliyor? Hani izine geliyor abi. Yok, dümdüz gitmeyeceğiz. Baranlayarak aralara girip çıkarak gideceğiz. Baranlayarak? Aynen, ona ne biz baranlama. Baranlama bizde şimdi bu araziyi hem enine hem boyuna sürmemek için hem mazottan hem de yakuttan tasarruf etmek adına yaptığımız bir uygulama. İki ağacın arası ham orada sürünmemiş bir bölge kalmasın diye araya girip yılan gibi, yani yılan şeyi öyle gibi. Sıksak yaparak gideceğiz. Şahin'in dediği baranlamayla yapıyoruz. Evet.
Bu da ayrı bir keyifmiş. Sınavım gibi. Aynen. Bolluğun ve huzurun sembolü olan zeytin gerçekten de bu topraklarda doğmuş gibi. Ağaçların kökeni yüzyıllar öncesine dayanıyor. Onlar bizim en değerli hazinelerimizden. Bakalım nasıl bir iş çıkardık ha? Şöyle bir dikkat edersen sıfır geçmişsin buraya. Bak şimdi sen bunu geçerken hani ilk kez kullanıyorsun ya. Ben hep gözüm arkadaydı. Çünkü bu pullun bacağını, bıçağını ağaca taktığımız anda kırılır. Onun için hep gözüm arkada geliyordu. Yani böyle birkaç tane yaptıktan sonra o bakmayı bıraktım ben. Bakın çoğu iyi geçiyor. Ben tabii çok aynı arkaya şekilde, bakma fırsatı bulmadım. Aynen, hep öne bakıyorum. Hep öne tam bakıyorum. Tam zamanlama için. Üst taraf da bak aynı şekilde. Bakayım. Üst tarafı da sıfır geçtim. Vay be. Bu işte hem ağaca çarpmayacak. İşçiliği gördün mü? Hem ağaca çarpmayacak hem de böyle çok bir burada ham alan bırakmayacak şekilde. En iyi ideal. Yani ben de yapsam bu kadar yaparım. Bunun evet. Annesini ben de yapamazdım. Vallahi çok güzel oldu, ellerine sağlık. Şimdi bugün burada yiyeceklerimiz abi. Hı hı. Tamamen kendi bizim. Senin yaptığın ürünler mi? Hepsi kendi evimizden yaptığımız ürünler. Şimdi bu bizim zahter diye adlandırdığımız bir kahvaltılık yiyeceğimiz abi. Hı hı. Bunun içinde 10-11 farklı çeşit şeyler var. Kuru yemişlerden tutturun da biber, baharat türlerinden. Mesela ceviz, badem, beyaz, sarı leblebi, zahter. Biz zahter, onu da sana söyleyeyim. Hı hı. Bizim zahter dediğimiz aslında sizin kekik diyebildiğiniz baharat. Bakayım kokusuna. İsmi de zaten oradan geliyor, zahter diyoruz. Hı, bu şey yalnız abi zeytinyağıyla tüketilen bir yiyecek. Zeytinyağsız bu olmaz. Bu mesela bizim yine kendi yaptığımız. Buranın şöyle, zeytini mi o? Aynen, buranın zeytini. Bu yani içindeki karışımlar da bizim kendi yapımımız. Sen üstüne bir karışım hazırlıyorsun. Zeytinyağıyla karıştırıyorsun. Aynen, zeytinyağı, salça, biber salçası. Bu da yine kendi mahsulümüz. Gemlik dediğimiz türlerden toplayıp yaptığımız yeşil zeytinimiz. Şimdi bu da bizim kilisimizin yine tırnaklı pidesi abi. Taş fırın ekmeğimiz. Bu zeytinle zahterin, o çok güzel bir şey. Zeytinle zahterin yenmesi gereken ekmek budur. Şimdi bunun bir de tekniği var abi. Önce zeytinyağını bandırıyor. Sonra da bu zahterin içine bandırıyorsun abi. Önce zeytinyağına bandırıyorum. Zahter efsane. Aynen. Ama çok iyi geldi. Şunlara hiç dokunmazsın bu ikisi varken abi. Zaten bunda baskın bir kekik tadı var. Var. Sonuç abi hep kendim yiyeceğim. Biz yemeyeceğiz mi zeytinleri? Sen yemeyeceksin de Tuncay yiyecek. Abi nerede abi. Tuncay? Tuncay gel. Abi, gel gel ben. Önce zeytinyağının tadına bak. Ben yerim abi ya. Dur bir saniye ya. Ben ya baklava olmaz abi. Of, hem de kırma zeytinleri sildim ben. Böyle bir prototip yok ya. Şakan gel gel. Şahin memleketini ve toprağını seven muhteşem bir çiftçi. Yarın burada zeytin ağaçlarını beraber budayacağız. Yine benim çok öğrenecek şeyim var. Ekip sofrayı görünce seti bırakıp yanımıza kuruldu. Yardıma gelin desem kimse gelmez. Tavuklara Kıvanç Kış desin, sabunu Kıvanç karıştırsın, traktörü Kıvanç sürsün ama tüm zahteri ve zeytini ekip yesin. Şaka bir yana, güneş altında ağır ekipmanlarla çalışan tüm ekibime afiyet olsun. Tavuklarla başladığım günü zeytin ağacının altında bitiriyorum. Güneş yavaş yavaş batıyor. Sınırın ötesinde doğan güneşle günün ilk saatlerinde doğanın tüm renkleri kendini açığa çıkarıyor. Başmağara köyünde hava tertemiz. Kısa bir yürüyüş temiz havanın ciğerlerimi doldurmasına yardımcı oluyor. Ayşe ablanın yanına gidiyorum. Dün yaptığımız sabunlarımız nasıl oldu acaba? Ayşe abla, sabunumuz oldu. Kesebiliriz artık. Kesebiliriz. Nasıl keseceğiz? Doğru doğru dört köşe kesecek. Buradan başlıyor. Şuna benim öyle çıkıyor. Sabunlarımızı kalıplar halinde kestik. Kıvamını tutturmuşuz. Kullanacak herkese şimdiden saatler olsun.
Bu bizim dün yaptığımız zeytinyağlı sabunumuz. İlk defa kullanıyorum. Ha? Ümit, yumurta oldu. Aa, çayları koymuşsun. Şöyle çaylar soğumadan. Ha, yumurtaya biraz acı koydum ama. Vallahi ben aşırı acıktım, o yüzden şu yumurtaya direkt giriyorum. Şu sarıları bir patlatalım önce. Hmm. Of of. En güzel kısmı burası. Daha bir sürü de yapılacak iş var ha. Daha kümes yapacağız ya bugün. Tavukçuluk iyi, hoş, güzel de. Aslında senin bir mesleğin var ya. Hı? Ya şöyle, zihin engelleri öğretmenliği bitirdim ama daha ileride mesleğimi bu işte, bu doğal yaşamla birleştirmeyi düşünüyorum. Şöyle diyeyim, böyle hayvanlarla terapi yapabildiğim, özel çocukların hayvanlara dokunabildiği, sevebildiği, oturup izleyebildiği bir eğitim merkezi. Aa, öyle bir hayalim var. Tabii, neden olmasın? İş. Ki şey, bunun üzerine mesleğini şeyler... Mesleğini köyle birleştirip ortaya bir, aslında bir proje bu yani, ben tabii, sana söyleyeyim. Bunun üzerine hayata şeyler de var. Hayata geçirmen büyük olay olur. Böyle bir şey düşünüp, yani hani burayı da mesleğine katabilmen ve ikisini bir proje haline getirmen çok etkileyici, söyleyeyim. Ve gerçekleştirme aşamasında da bir desteğe ihtiyacın olursa ben buradayım, bak ben açık açık söyleyeyim sana. Çok teşekkür ederim abi. Yumurta toplamak burada köydeki sabahların ilk ritüeli. Güne başlarken yeni taptaze yumurtaları alıp onlarla kahvaltı hazırlamak. Büyük bir şans. Ümit de bu şansı iyi değerlendiren çok akıllı bir genç adam. Buradaki her horozun hiyerarşide bir yeri var. Şu anda lider Drahma. Onun ismi Şişko. Ama ona da yakışıyor be. Ha, liderlik. Evet. Baksana. Bu arkadaş yeni daha. Bu Carlos'un cinsi herhalde, değil mi? Evet, Carlos'un cinsi. Belli, tipleri benziyor zaten. Abi bunları ayıralım. Şişt, şişt, şişt. Hayır. Gel Zagor buraya. Siz ikiniz bir oldunuz ama. Sıkışlarını birleştiriyorlar. Evet, öyle bir şey yok. Ben buradayken, ben görüyorken salıyorum ki kavga vesaire olmasın. Çünkü birbirlerine çok zarar veriyorlar horozlar. Değil mi? Ona çok dikkat etmek sakatlık gerekiyor. Sakatlık çıkabilir yani. Tabii canım. O yüzden bu küçük kümesleri o yüzden yapıyoruz abi. Carlos da Zagor'un cinsi, zaten renkleri benziyor. Ha. Normalde doğal birbirlerine sataşmalarına müdahale etmiyoruz. Çünkü doğal sosyal ilişkilerini oluşturuyorlar bu küçük kavgalarla. Şimdi biz Zagor'u yerine koyacağız. Hı-hı. Çünkü bu arkadaş küçük kavgalar yapmıyor. Ha? Kavga çıktı mı olay büyüyor diyorsun. Evet. Şişko varsa, Zagor da varsa aynı ortamda, diğerleri kaçarlar. Kavga etmezler birbirleriyle. Horozların aslında burada kapalı olması tamamen... Güvenlik açısından biraz, evet, da değil mi? Bizim peki yapacağımız kümes de buna mı benzeyecek? Evet. O kümese de Carlos'u koyacağız. Ha. Horozumuz Carlos ve ailesinin barınacağı yeni bir kümes için hazırlıklar tamam. Yanımıza Ümit'in kardeşi Veli'yi de alıyoruz ve çalışmaya başlıyoruz. Şimdi gelelim kümes alanına abi. Evet. Şimdi geldik. Benim bir horozum, iki de tavuğum var. Sadece onlar mı girecek? Başka kimse giremeyecek Sadece mi? Onlar girecek. O zaman küçük bir şey yapacağız herhalde. Küçük işte, üç çekirdek ailelik bir şey yapacağız. Belki ileride civcivler olur. Kısmetse. Tamam. Abi buraya bir küp yapacağız. Tamam. Bunlardan. Küpün etrafına branda gereceğiz. Tamam. Burası kapalı alanlar olacak. Bunları sürekli salamadığım için kavgadan kaynaklı bir de açık alan lazım bu hayvanlara. Bir kapalı, bir açık yapacağız. Bir de buraya hemen önüne şöyle açık bahçe gibi bir şey yapacağız. Kapısını direkt açık koyacağız. Ulan, onları 2+1 ev yapıyoruz şu an. 1+1 gibi aslında. 1+1 olsun. Teraslı. Şimdi önce ne kadar yapacağımıza karar vereceğiz. Uzunluğunu aşağı yukarı bu kadar düşünüyorum. Bir onun kadar da açık mı buraya? Hemen hemen. Bir bunun kadar yaparız. Önce tabanı yapacağız diyorsun sen. Evet. Ha, direkt yani yüzeye yapmıyoruz. Yok. Tamam. Ki taşıyabilelim ileride, gerekirse yerini tamam, değiştirelim. Doğru. Şimdi biz buradan iki parça keseceğiz ya. Tamam.
Ben bu parçanın birini de bunun karşısına atacağım. Tamam. Kullanacağım. Bunun biri uzun biri kısa olursa dengesiz olur. Dolayısıyla tamam. Bunu tam ortadan bölmemiz lazım. O zaman ipi ikiye katlayacağım. Evet. Tamam mıdır? Tamam. Şimdi getir, onu. Şöyle birleyelim. Birledik ucunu. Tut şimdi. Tam nokta atışı. Aynen. Burası ortadan. Mesela şey. Hemen dur. İşaretleyelim bunu buradan. Deli hangi takımlısın? Fenerbahçe. Bak nereden anladım. Ha? Nereden anladın? O yüzden sordum ha. Bilmiyorum, böyle bir Fenerli havası gördüm sende. Her zaman ya. Ha? Her zaman. Her zaman mı? Var mı futbol oynamışlığın? Var. 79 kili spor. 79 kili spor. Bu Türkiye rekoru var bellerin ya. Bir en yüksek skor herhalde. Kaçtı? 43-0'dı galiba. Bir takımı gene 43-0. Yerel amatör bir takımı 43-0'dı. Kime karşı oynadınız? Yerel amatörde bir takıma karşı oynadık. Böyle bir şey yok. 43-0 ne? 2 dakikada bir gol. Basket maçı mı ya? Çevir. Kır bakalım. Tamamdır. Şimdi bunlar enimiz olacak. 4 parçamız hazır. Diğer sırıkları bunların boyuna göre ölçelim. Üstünü de hazırlayalım. Şu mu? Tamam. 1. Hangi bölümde okuyorsun? Paramedik. Ha, sen de sağlıkçısın. Evet. Acil serviste çalışabilirsin o zaman. Evet. İki öyle, iki öyle. Kesecek bir şey kaldı mı? Yükseklikleri keseceğiz. Neresi? Yok, tamam. Girersin ya. Giriyorum gayet. Rahat girer çıkarız böyle. Şu fazlasını keselim. Marangozhane oldu burası ya. Tamamdır. Veli, işaretleme sende. Kesme bende. Abi işin en zorunu Veli'ye verdik ya. Yorulmasın. Veli yorulmaz canım. Biz burayı yaparken Veli bir çay koyar herhalde. Abi, yormayalım seni Veli. Ne oluyor ya? Hızımızı alamadık bir anda. Şimdi çakmaya başlayalım abi. Gel, kaldır onu. Oraya bir tane daha atalım. Bir tane daha atalım, çatlattık zaten bak. Biz başka bir yanlış yaptık, ben size söyleyeyim mi? Veli. İki tane aynı boyu birbirine çaktık. İki tane aynı boyu çakıyoruz mesela. Bir laf etmiyorsun abi, yanlış mı çakıyoruz acaba? Şimdi burada iki kişi düşünemedi. Olay bana mı patladı? Abi harbi ne çakmışsın, 5 dakikadır bir çivi söküyoruz ya. Ya böyle bir şey var mı? Şimdi abi neydi evet, planımız? Tamam, uzunları biz tutuyoruz. Uzunları tutuyoruz. Bak. İşte bu. Burası tamam. Buraya bir ayak atacağız. Tamam gibi ya, sağlam. Çevir. Şimdi dikmeleri atalım. Önce alttakini yapalım. Tamam. Al bakalım Veli. O bence açığa getiren. Oraya çaktık, bunu çaktık. Bir tane daha çakacağız. Tavuklar da hem ürkek, bir o kadar da meraklı hayvanlar ya. Az kalmış. Evet. Tut Veli. Biraz kasacağız. Evet. Bir şey olsun, yetişsin birbirine. Artık 3 Fenerbahçeli kümes işini bitirelim bence. Aynen. Bu da modern bir yapı oldu değil mi? Biraz böyle çıkık. Tamamdır. Tamam. Bu tamam. O tamam. Tamam. Var mı eksiğimiz? Eksiğimiz şimdi buraya da bir tahta atacağız ki şey, brandayı buraya kadar gereceğiz, kapısı kalacak. Orası kapı olacak. Tamam. Bir alttan bir üstten bir çivi mi? Aynen. Ver bakalım. Tamamdır. Tamam. Kapı burayı tamam. Çıkardık bak, vura vura gene. Yerini vuruyoruz, öbür taraftan çıkıyor. Bir tarafa vuruyoruz, o taraf çıkıyor. Şu an çıkacak bir yeri kalmadı. Bırak kalmadı. Bakayım Veli. Tamamdır. Ha? Bence başarılı. Şimdi brandamızı ölçüp keselim buna göre. Çok da güvenmeyelim. Fazla ağırlık bindirir. Çok ağır bir vallahi başa değil. Dönmeyelim. He. Bunu devrilirse. O zaman ne yapacağız? Bir bu tarafa atacağız. Bir de bu taraftan o tarafa mı atacağız? Öyle yaparız. Tamam. Brandayı boyunu açalım. Tamam, böyle kalsın. Çivi. O zaman üste atmamıza gerek yok. Yok. Tamam. Şimdi brandayı gereceğiz. Gel üstüne. Şunun ucunu al. Peki bunu çiviyle mi sabitliyoruz? Çiviyle sabitliyoruz. Tamam. Ama şöyle, çiviyi direkt atmayacağız. Çivi zamanla branda yırtılır, tabii. Çıkar. Şöyle küçük tahtalarla. Tahtaya koyacağız, çivi üstüne tamam. Çakacağız. Gel bakalım. Gel, meraklı. Şu yan taraftan başlayalım istersen, burayı çakıp. Direkt oraya mı çakalım? Sonra da önünü arkayı gerdireceğiz. Vallahi branda bütün kusurlarımızı örttü. Bir tahta daha versene Veli ya.
Vallahi kümes yapımı öyle kolay görünse de bayağı uğraştırıyor. Kaç saat oldu ya başlayalı? Çekelim yerine taşıyalım, bir koyalım bakalım. Nasıl duracak yerinde? Şimdi abi bunun önüne bir tel örgü alan yapacağız ki tavuklar hava alabilsinler, çıksınlar, bu kumda eşelensinler. Şimdi bu, bunun üstüne bir tane gelecek tahta. Bir tamam. De buradan karşı kümese gidecek ya. Bu zaten şöyle eğimli olacak ama. Evet. Şöyle. Daha bu iş bayağı uzun sürdü zaten ya. Abi baksana. Yalnız ölçmeden kazıyorsun sen. Ha yanlış, ne bileyim sen orada olacak. Tuttun diye kazdım orayı. Böyle. Bir de karşısına atacağız. Tamam. Ay. O zaman buna göre o zaman oraya kazacağız şimdi. Çıkar tamam. Onu. O zaman. Taşla da destekleriz onu. Tamamdır. Ha. Biraz kısa geldi ama. Bak şunu da şuraya şey yaparız. Böyle ama buna atmamız lazım bir çivi. Atalım. Ha? Veli. Küçük bir tane atsana Veli. Hadi. Biraz da Veli çalışsın ya. Ha? Allah'tan beri. İki gol attı yattı sonra. Buraya değil. Buraya. Bu zaten çakıldı. Tamam bu sağlam diyorsun değil mi? Hı hı. Teli gerdirirken de gene minik çivilerle. Hemen tık tık vurup vurup yamultup. Tık yaparız onu. Evet. Şöyle teli tutalım. Üst için ayrı keseceğiz. Evet. Değil mi? Tamam mı orası? Bu kadar tel yetiyor bize demek ki. Tamam. E kes orada kes. Şuradan bir yerden kes. Ayakta. Kesemez misin? Seri olmaz. Ne diyor? Yumurtladın mı diyor? Yo. Burası benim bölgem diyor. Ha. Öten horozdu. Horozdu değil mi? Aha. Bu tavuklar şey oluyor. Küçük aileler şeklinde yaşıyorlar. Hiyerarşide yüksek olan horoz en fazla tavuğu alıyor. En fazla kaç tavuk alma hakkı var? Ya, biyolojik olarak bir horoza minimum 7, maksimum yani en fazla da 10-11 tavuk düşmesi gerekir ki yumurtalardaki döllülük oranı güzel çıksın, verimli olsun. Yumurtanın olabilmesi için horoz olması şart diyebiliyor insanlar genelde. Öyle yani, bir şart yok değil mi? Yok, tavuk horoz olmasa da yumurta yapar. Horozun tek işlevi o yumurtadan civciv çıkmaz. Önce buradan başlayacağız artık. Tamam. Yukarıya yamultursam bunu daha iyi. Tamamdır. Bir tane altta. Şimdi burada yamultmayacağız. Çivileri dik atacağız. Bunları geçirip bırakacağız ki istediğimizde çekelim. Burası açılsın. Temizliğini vesairesini rahat yapalım. Çivi var mı? Çivi. Ha? Çivimiz bitti. Çivi bitti. Veli. Çivi bitti. Veli galiba pek köy hayatını sevmiyor. Abi hiç ona göre değil ya. Hiç ya. Benim hatırım için geliyor. Abi sen şeyi koy. Tüneyi içeriye koy. Tamam. Biz de Veli ile şeyi çekeriz, teli çekeriz dışarıdan. Aynı anda bitirmiş oluruz, tavukları getiririz. Erkan sen nasıl girdin buraya? Sağlam vur, girsin toprağa girebildiği kadar. Bunu da gerdirelim abi, şu şey çakılsın. Sadece yeterli mi? Sen bir bak bakayım. Bence yeterli. Değil mi? Şu kolluğu da getireyim ben, sen hazır içerideyken. Ver kolluğu. Burada yumurta var. Bu ne olacak peki? O fol. O yumurtayı nereye bırakacağını öğretiyor tavuğa. O yumurtayı görüp... Bu yumurtayı görecek. Evet. Diyecek ki... Ben buraya yumurtlayacağım aynen. Diyecek. Evet. Kümesimiz bitti sayılır. Sadece üstüne bir tel çekeceğiz. Vallahi çok kompakt oldu. Burada tüneyimiz var. Burası folluk. Fol yok, yumurta yok derler ya. İşte o fol buradan geliyor. Örmüşsünüz bile teli. Öyle üstten çıkmasınlar diye. Tamam. Geliyor gelmekte olan. Hadi bakalım yuvana hoş geldin. Haydi bakalım. Bunlar da eşleri. Size de kolay gelsin. Çek abi teli. Kapattık. Su falan vermiyor musun? Bırakacağım. Yemlik ve suluk koyacağız. Sağ ol, elinize sağlık valla. Eline sağlık abi. Öyle. Senin eline sağlık ya ne demek? Ben ne yaptım şey ya? Yani. Kümese yardım ettin hem Veli'yi bile çalıştırdın ya. Olsun senin fizik olarak bile burada olman bizim için değerli. Hadi o zaman çaya. Hadi. Koydun mu çayı bilmiyorum. Çayımız hazır. Valla bir kümesin bu kadar zaman alacağını düşünmezdim ha. Çok da büyük bir şey yapmadık aslında. Ama kaç saat sürdü ya? Çok fazla sürmesin diye... Çünkü burada başka işlerim de var, onları da engelliyor büyük bir şey yapmaya kalkarsam. Onun için öyle onlara yetecek kadar bir yer yaptık işte. Şimdi... Ne yapıyorsun, sesin hiç çıkmıyor, yoruldun galiba. İşin en sevdiğim kısımdan şu an keyif sürüyor. Evet, Veli şu an keyfini sürüyor bu işin.
Veli çalışmanın en çok mola verme kısmını bir de bitirme kısmını seviyor. Söyledi zaten, peşinden söyledi canım. Sen şimdi yoruldun mu? Yoruldum tabii. Abi o zaman bir de işin zor. Şimdi bir de budama geçeceksin buradan. Gün bitince akşam aslında günün en keyifli kısmı başlayacak. Güzel bir soframız olacak şöyle. Ailecek. Böyle güzel bir yemek yiyeceğiz. Günü böyle güzel bitireceğiz. Ama önce dayımı bekletmeyeceğiz. Yok. Şimdi kalkarız zaten. İşler beklemez. Basit gibi görünen kümes yapımı gerçekten çok uzun sürdü. Tavukların 1+1 evi sonunda hazır. Ümit'in annesi Sabiha teyze ile ilginç ama çok faydalı bir ot toplamaya gidiyorum. Bazı yörelerde tırşık otu, burada da gevur pancarı adıyla biliniyor. Gel bak Kıvanç, burada var. Bu mudur gevur pancarı? Evet budur. Şifalı bir ota benziyor bu. Öyle derler. Ha şöyle bir koparıp yesen biraz. Yok olmaz zehirli. Niye? Dur ya şöyle dilimi değdirsem. Vallahi olmaz, mı diyorsun olmaz, ya? Olmaz vallahi. O yedim. Kadar tehlikeli. Tehlikeli, çok tehlikeli. Allah Allah, yemeğini nasıl yiyeceğiz o zaman ya? O piştiği zaman Müslüman olur. Şimdi gavur pancarı bu. Bu ha, şu an gavur. Şu anda gavur. Piştiği zaman Müslüman olucu bu. Müslüman Allah olduğu zaman yenici bu. Allah Allah, merak ettim. Tadını çok merak ettim. Tadını pişince bakarsın, şimdi olmaz. Peki nasıl topluyoruz bunu? Beli şuraya getir, batır. Ben de alayım. Kökünden mi kaldıralım? Çıksın. Kökünden çıksın. Kökü daha güzel çünkü. Kaldır. Ha, altından bir şey çıkmadı. Ben bunun altından pancar gibi bir şey çıkacak zannettim. Kök işte böyle çıkar bu. Ha, kökünden... pancar deyince şöyle yuvarlak bir şey çıkacak zannediyorum. Yok, ben de. Yok, beyli olur bu. Ha. Sana bayağı da derine gitmiş kökleri. İnatçı da gelmiyor çekince. Öyle ya. Şunu. Aa şunu da. Hangisi? Şu da güzel. Nasıl peki yapacaksın bunu? Direkt tencereye atıp suyla... Direkt tencereye atacağım. Kaynatacaksın mı? Evet, üstüne eşkesini, tuzunu atacağım. Şunu da al. Sırf suyunu değil değil mi? Kendini de yiyeceğiz. Tabii tabii. Kendini. Değil mi? Tabii. Ha, uzun uzun pişecek. Öyle zehrini atacak o zaman. Ne yapalım, aşağı doğru gidelim mi? Şurada var, şurada. Çek. Al bakalım. Aa, bu tam kökünden al. Geldi. Yeterli mi? Yeterli, gidelim hadi. O zaman hazırlığa doğru geçelim mi? Evet, geçelim. Evet doğru. Nereden gidelim? Şurada. Çiğken zehirli olan gevur pancarı ancak piştiğinde ya da kurutulduğunda zehire etkisiz hale geliyor. Aslında bitkinin savunma mekanizması olan bu zehir onu hayvanlardan uzak tutuyor. Şahin'le birlikte zeytinleri budamaya geçiyorum. Budama deneyimim pek var diyemem. Meyve veren dala zarar vermekten korksam da ustam Şahin gerçekten çok deneyimli. Şahin, bu ağacı buduyoruz demek ki. Evet, bunu buduyacağız abi. Ağacın içini boşaltacağız, içinde dikilen dallarını. Bir de etrafında seyretme yapacağız. Dediğim gibi bu ağaç bu yıl tutacak, bize meyve verecek olan ağacımız. Hı hı. Onun için fazla yormayacağız ağacı. Tamam. Bir de ağacımız kutsal, ona göre davranacağız. Ona göre tabii tabii. Aynen. Şimdi sen şu, nereleri yapmamız gerekiyor o zaman? Şimdi abi sen göster. Şu iç gidenler var ya şunlar. Bunları al abi. O zaman ağacımızın yukarı doğru gitmesini engelleyeceğiz. Aynen, ortasına gitmesini engelleyeceğiz tamam. Ağacın. Şöyle dipten değil mi? Aynen, sıfırdan. Toplama zamanı da Ekim'de başlıyor. Evet. Değil mi? Şunu da alalım. İstersen o zaman ben biraz çıkayım. Aynen abi. Şunu sana vereyim. Çünkü üzerine mecburen çıkacağız. Aynen. Şöyle kendime bir yer bulursam. Şunu da alıyorum. Onu da al abi. Bu Türkiye'de en iyi yağ veren cinsidir. Şöyle 11. ay, 12. ay böyle daha da olgunlaştıkça %40'lara çıkar yağ verme oranı. Çok iyi bir oran değil mi? Çok iyi. Bunun sebebi zeytin ağaçlarımızın yağlık cinsi olması. Yani öyle sofralarda yediğimiz gibi biz zeytin bulamayız bunlarda. Yani küçüklü büyüklü olur. Karabiber kadar olan da olur. İçinden nohut kadar olan da olur. Hah. Bunu da al. Şahin, şunu alıyorum. Bak. Al onu da al abi.
Bayağı bir açtık ha. Şu arka tarafında kalmış abi. Hangisi? Bak. Şunlar mı? He bunlar. Yanındakini de alayım. Al onu da al abi. İstersen buna ben çıkayım. Çıkarım ya. Şimdi bir de Kıvanç abi. Çiftçilik bir tek meslek değil. Seninle traktör kullandık, sürüm yaptık. O ayrı bir meslek. Budam yapıyoruz. Bu ayrı bir meslek. Aşısıdır, budamıdır bunların hepsini bir şekilde öğrenmen lazım ki bu işi tek yapabilesin. Tamam mıdır o da abicim? Bence bu da tamam. Şurada. Tamam. Bunu alayım mı? He, al onu. Vallahi ağacımızı çok güzel budadık. Zaten görüyorsunuz ağacın üstü nasıl açıldı. Buradan şimdi artık istediği kadar güneşi alacak. Ağacı budamak yorucu ama keyifli. Peki bu budanan dalları sonunda ne yapacağız? Şimdi bunun farklı yolları var abi bundan kurtulmanın. Aha. Bir tanesi makineyle öğüterek böyle kurtuluyoruz. Ki o makine bizde yok. Bir de traktöre römorka yükleyerek arazinin içinden çıkarıyoruz. O da hem zor hem de uzun bir işlem. Onun için biz bunu burada direkt yakacağız abi. Yakacağız mı? Aynen burada direkt. Şurayı ortaya bunları toplayacağız hepsini. Ateşi vereceğiz. Zeytin ağacı yağlıdır ya çok. Bayağı yanmaz mı? Aynen çok kuvvetli yanar. Onun için işte ağaçlara böyle alevi şey yapmayacak şekilde. Ha bayağı şekilde. Bir yüksek ateş olacak o zaman ha duman. 4-5 metreler falan çıktı. Hadi olur. Canım. Aynen. Aa merak onu ettim. Kontrollü bir şekilde yakacağız. Zeytin çok değerli ve narin bir ağaç. Zeytinyağını ve salamura ürünlere dönüşebildiği için tarıma dayalı sektörlerin en değerli ürünlerinden birisi. Haliyle budama işlemi de ona yakışır incelikte olmalı. Budama zamanı hasattan sonra başlasa da zeytin ağacının yaşına göre değişiklikler gösterebiliyor. Dalların yakılmasıyla ortaya çıkan duman da diğer köylülere budama zamanının geldiğini gösteren eski bir iletişim yöntemi. Akşam için kuracağımız harika soframızın hazırlıklarına başladık. Burada geçirdiğim günlerin yorgunluğu bizi misafir eden güzel ailenin arasında kaybolup gidiyor. Menüde kilise özgü, lorlu ama adını ilk kez duyduğum bir gözleme var. Semsek. Tadı ise çok güzel. Ellerinize sağlık. Size ayran. Oraya ayran. Var mı ayran? Bardak getirirsen sevinirim. Benim gavur pancarı nerede? Bu senin gavur pancarı. Benimki pancarı mi bu? Evet. Yiyor musun yemeğini? Mercimek köftesi mi o? Ha? Afiyet olsun. Biberimiz geldi. Gavur pancarı var ya tam Müslüman olmuş ha. Ben sana söyleyeyim. Aynen şöyle hala mı? Biraz yemek yiyelim. Bir daha bu sıra. son bu olay diyorsun. Tam senin işin. Değil mi sofra olayı? Aynen öyle. Keyifçi. Ben sana söyleyeyim. Gözüm arkada geliyor. Bu ağaca geçecek mi falan diye geliyor. Hep sıfır geçti ya. Böyle bir karış mesafe ile sıfır. Benim en çok övüldüğü şeydir. İyi baranlama. Baranlama mı? Artık şey kalmadı o zaman. Tam baranlamacıyım ben yani. Aynen baranlamada sıfır. Belki düz sür desen öyle yapamazdım ha. Aynen. O dalları yaktık. O dalları biliyorsun herhalde. Zahter, semsek, fol, baranlama, şehirden uzakta kurulan bir yaşamın kendine ait bir dili var. Yeni deneyimleri, tanıştığım bu güzel insanları ve anlamını öğrendiğim kelimeleri o sözlüğüme ekleyip yoluma devam ediyorum.